Geçsene ışık ayarını yapayım. Senin ben tipini. Herkese selamlar. Bugün çok güzel bir yere geldik. Bizim memleket. Dedik yani biz bir kamp yapalım şöyle mangal falan. Ramazan'ın son gününe iftarımızı mangal yaparız. Kamp atarız yanına. Çadır falan kurarız. Çünkü güzel bir dedik gün geçirelim, gece geçirelim. Böyle bir video olacak bu. Vlog diyebiliriz. İyi seyirler. İyi de. Tamam. Ya korkak ya. Oğlum tıs yapmıyorsa bitmiştir tüm. Yapıyor tıs. Koku da geldi. Ne bileyim ben. Ha. Ha rüzgardan yanmıyor. Ha. Ama yanar yani zorlasa. Bir aç bakalım aç. Yak bakalım. Oğlum lan. Kapat kapat. Patlar oğlum böyle bu. Yarın ateş yakacağız anlaşılan. Hava uçuyorduk manyak. Önce çadırı kuralım sonra ateşle ilgili. Hadi çadırı vura. Şimdi mi? Önce şeyleri yıkamayalım mı? Tamam yıkayalım mı hala? Tamam. Yıkarsak yine toz olacak ama onlar. Ters kapatırız. Doğru. Oğlum çok zekisin. Bunun için çok zeki olmaya gerek yok bence. Şimdi pişirdiğimiz etleri onun içine mi koyacağız biz? Bunun içine koyacağız. Tamam. Etleri onun içine koyduk. Çıkaracağız, yiyeceğiz bunun içine. Yani zaten sadece et yiyeceğiz değil mi? He. Ekmek de var. Tamam yeter yani. Aynen. Baltalar elimizde uzun ip. Şimdi şeye geldik. Bu malzemeleri yıkayacağız derede. Onları yıkayıp geri gideceğiz. Şimdi çadırı kuracağız hızlıca. Şurayı belirledik. Orayı bir temizleyeceğiz altını. Sonra altına bir şeyler serip çadırı kuracağız direkt. Ahmet'in görevi hani bir şey yapıyormuş gibi ama yapmayan insanlar olur ya. İşte bakar sadece. Şimdi yani çok kısa sürede zaten bu hazır yeni çadırlardan üstünden çekince kurulanlardan ya ben ilk defa kurdum açıkçası böyle bir çadır. Daha önce bir tane çadır kurmuştum Fethiye'de Kelebekler Vadisi'nin orada kurmuştuk ama bu eskilerden şunları falan geçiriyordum falan. Bu gayet basit sadece mantığını bilmek lazım işte önce kullanım kılavuzuna bakmadan denedik biraz zorlandık ama sonra bu ipleri yandan çektirince neyse kurduk yani gayet basitti. Size gelin bir oda turu yaptırayım ve hep otelde falan yaptırdım. Odamız 1+0 ya da 0+0. Ahmet'le burada yatacağız. Şimdi zaten bu burada bir kulübe gibi bir şey var ama çadırda kalmayı tercih ediyoruz. Bunu bir de neden uzağa yapmadık? Açıkçası bizim Ahmet'le ilk çadır deneyimimiz. Uzak böyle farklı yerlere yapmayalım dedik ya. Güzelce bir yapalım hani. Bir de hava yağmurlu gösteriyor. Yağmur falan bir şey olursa bunun içine geçiveririz diye. Bugünlük şu anlık böyle yaptık. Ya çadır bu. Biz buraya Ahmet'le sarıyoruz. Üstümüze de bir tane örtü falan. Tamam. Güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel abi işte. Böyle ya bak. 5 yıldızlı. Neyse ona girmeyeyim ya. Ondan daha iyi. Ya inanılmaz huzur verici bir yer gerçekten. Şimdi ara görüntüler çektim ben. Hatta şu an sesimi dinlerken görüntüleri izliyor olabilirsiniz. Gerçekten muazzam derecede böyle şey yapıyor insana, huzur veriyor. Bu bir de biz büyük şehirde yaşadığımız için Bursa yani. Şehirden, kalabalıktan, gürültüden uzaklaşmak insana böyle keyif, huzur veriyor. Semaveri yaktık sırada. Şimdi de bir mangal ateşi. Semaveri ben yaktım yani güzel yanıyor gibi şu an. Ama bunu beslemek gerek tabii. Şey odunla. Buna biraz daha kalın koyacağız ama değil mi artık şimdi yakmak için ince koydum. Aynen. Her yerde var zaten odun be. Ormanın içi burası. Şimdi de mangalı yakalım mı? Yarım saat sonra yakalım. Tamam. Yarım saat şimdi uyuyacağız. Hadi bay. Çakmak getir bana hadi abi. Hadi abi. Ya bunları Ahmet koymuş. Dedim duman olur her yer. Alayım bari. Yalan parayla mı?
Mangal ateşini de yaktım. Ahmet her zamanki gibi burada oturup sadece seyretti. Sabahtır tutturdu bir beyin takımı. Hiç beyinle alakalı yaptığı bir şey de yok. İftara bir buçuk saat falan var. Şimdiden ateşi yaktık. Kor olsun çünkü odunlar. Sonra da üzerine mangal falan. Sever misin cızbız? Severim. Bundan mı keselim? Şuradaki daha yaş olanlardan mı? Hani kömür olması için. Bu kütük nasıl keseceğim bunu? Böyle. Hadi kes bakalım bakalım. Ya oğlum sen şu... Sabah gıdağı kesesin. Ya şurada... Gel şuna gidelim. Oğlum bunu da kesemezsin ki. Oğlum bunu neyle kesiyorlar ya? Oğlum bunu kesmeyeceksin zaten. Ne yapacağım, böyle mi açacağım? Ben zaten burada bir sürü kesili odun var, sen neyin kafasını yiyorsun? İnce ama onlar. He? İnce. İnce olacak zaten. Ama çok çok çabuk yanıyor, geçiyor. Bana 15 dakika ver. Aramızda en köylü kim yarışması yapacağız birazdan. Bir şive yap bakayım. Gidiyorsunuz mu? Hocam iyi yakmış mıyım? Çok güzel. Bu görüntülerden şunu anlıyorsunuz, Ahmet bir bok yapmıyor, her şeyle ben uğraş. Kameraya tutuyorum birader. Tamam, şimdi doğru dedim. Ayıp ettin yani. Tamam. Şimdi şey yapalım ya, iftara yakın açarız, hazırlık. Çayım demliyim. Yo. Niye öyle şeyler yaptın? Canım istedi, yaptım. Ne yaptığını söyle oğlum. Ne yaptım? Su aktardım biraz ya. Kaynayınca biraz buharlaşmayla kaybedilen su miktarını. Ya aynen, teknik veriler. Ben en mühendis sensin kardeşim. Kardeşim şu an burada başka mühendis olmadığına göre en mühendis kesin benim. Ha, tamam. Mühendisler zaten oduna ateşine neyse. Şimdiki yaptığın işlem ne ustam? Bu ızgarayı temizliyoruz. Elim yanıyor mu? Oo ustam, şifamı da alıyorsun ustam. Ahmet şu an soğanla şeyi temizliyor, mangal telini. Ahmet küçüklükten beri zaten soğanla mangal teli temizler. Bebe iş yapmıyorsun. Ne zaman mangala gitsek Ahmet hep alır soğanı, bekler yani. Bak gülüyor şimdi. Mangala gideriz, Ahmet gelmeyeceği zaman bunu yapmadan yeriz kirli kirli. Yani bu görev bizim şeyimizde. Ahmet'in görevi. Ondan başka kimse yapamaz. Izgara gelsin mi şefim? Izgara gelsin Ahmet'im be. Etleri baya güzel bir baharatladık. Ben bu arada eskiden çiğ ete kesinlikle çıplak elle dokunamazdım. Artık yalnız yaşayınca mecburen bunları yapıyorsun. Alıştım iyice. Yakmayan masaya. Yakmayalım. Hayır bu yani hani yakma ihtimalimiz var anlamında. Çok konuşuyorsun, canımı sıkıyorsun. Yağları bir tarafa koy. Nasıl yani? Böyle işte. Zaten sen karışma, sen ben yapayım. Sen karışınca benim tam tersini yapacağım gibi. Şimdi bunlar böyle yanacak ya iyice. Hı-hı. Baharatları falan. Hı-hı. Alacak bizi bir koku. Getir cızırtıyı al. Yaklaş. Bu ses neyin sesi biliyor musun? Lezzetin sesi. Büyük şef tatlı konuştu. O şey videolar oluyor ya, hani kapama yapıyorlar böyle, bir kaldırma yanıyor. Bunlar da unutup yanıyormuş. İftara köye gideriz sonuz. İftara da bir yarım saat 45 dakika mı kaldı be? 45 dakika falan. 45 dakika falan, yavaş yavaş ağır ağır pişsin bu. Acelemiz yok. Ahmet hocamız da çayı demliyor. Hocam iyi bir çay nasıl demlenir? İyi bir çay, sıcak suyumuz kaynayıp böyle biraz dinlenecek, tamam mı? Şöyle. Birkaç dakika dinlenecek. Sonra yeterince çayını açacağız. Yavaş yavaş közde çökecek çay. Şey önce su, aynen, sonra çay değil mi? Sonra hani yanmasın. Sonra 45 dakikayı geçirmeden tüketeceğiz. Neden peki? Bayatlar. Ben de az önce etleri koydum. Bunlar da işte yani ters tarafı gayet güzel duruyor. Belki şu an niyetli olduğumuz için çok lezzetli geliyor bize. Hani zaten lezzetli bir şey de olduğundan daha da lezzetli geliyor. Şu an yani şeydeyim böyle. Nefsimin sınırlarındayım gerçekten, kokusu mokusu. Arkadaşlar Ahmet bana elense de meydan okudu. O elense. Bu da böyle bir şeydi. Evet, ezan oldu. Yani buradan az buçuk duyuluyor. Zaten saate de baktık. Şimdi biz iftarımızı açacağız. Hızlıca yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da çay, kahve takılacağız. Yemeğimizi yedik. Çok güzeldi gerçekten. Yani son zamanlarda yediğim en güzel tavuklardan, en güzel köftelerden. Belki bu içinde bulunduğumuz ortamdan dolayı. Hava bayağı karardı. Güneş indi. Çayımızı da içeceğiz. Ahmet koyuyor şu an çayı. Bisküvi işte kraker falan bir şeyler aldık. Kurabiye bir şeyler aldık. Çay, sohbet eşliğinde böyle güzel bir akşam devam edecek. Şunlar var. Bugünden beri böyle çok sevdiğim
abimiz bizim Ahmet de çok sever. Hurmalı şeker değil mi? Hurmalı şeker. Dursun Bey de her cumaları böyle aynı yerinde. Adam belki 15-20 senedir aynı yerinde. Kurabiyeler. Herkes bilir bu marmelatlı kurabiyeler. Ondan aldık bugün, almaya gittik. Dedim ben bunları gördüm. Dedim ya dedim bunları dedim küçükten beri yiyoruz dedim. Çok güzel şeyler dedim. Alalım mı dedim şöyle bir avuç kadar dedim. Yeriz dedim. Yavuş dedi az olur dedi. Yarım kilo alalım ondan dedi. Yeriz dedi. Ben dedim yarım kilo çok olur. Burada 250 gram. Burada 250 gram var. Yani bir poşet dolu neredeyse. İki avuç falan fazlası. Yani demem o ki açken alışveriş yapmayın. Özellikle de böyle bir arkadaşınız varsa. Bu şeylerde de aynısı oldu. Tavukları alıyoruz. Şey köfte alıyoruz. Diyorum ki yani 300 gram falan yeter. Yok diyor yarım kilo alalım yeter. Tavuk alıyoruz. Ya bir fazla değil mi? Bir kiloya yakın tavuk var. 760 gram falan. Oğlum yiyebileceğiz mi diyorum. Yeriz yeriz falan böyle. Ya tavuk da kaldı ama yarın sabah yiyeceğiz onu. Evet arkadaşlar şu an karanlık bayağı bildiğiniz gece oldu. Çadıra gireceğiz artık. Dizi filmiz. Dizi falan izleyeceğiz. Size şeyi göstereceğim. Çadırın etrafına aldığımız güvenlik tedbirini. Ahmet için sıkıntı yok ama ben açıkçası biraz tırsıyorum yani böyle karanlık. Evde bile yalnız yaşadığım halde yatak odamın kapısını kapatıp falan hani uyurum. Neyse bir göstereyim size ufaktan. Çadır bu. Buraya masa koyduk kenarına. Hani buradan sağdan bir hayvan gelip direkt çadıra şey yapmasın diye. Arkada şöyle bir çalılık var diye bir şey yapmadık. Mühendisimiz düşünmedi. Burada da motosikleti koydum ki yani tam kenar böyle. Buraya ben yatacağım muhtemelen. Daha güvenlikli. falan öyle düşündüm yani bilmiyorum. Ayı falan gelse belki korumaz ama insan bir psikolojik ben yani ben iyisi. Yok yok haberimiz oluyor birader. Öyle mi? Haberimiz olsa ne yapabileceğiz ki ayıyı? Bir de biz az önce şey izledik. Yaban hayvanı gelse nasıl korunur? Ayı gelse nasıl korunur falan. Bir kere buraya ayı gelse bunu açamaz ki oğlum. Ayının aklı mı var? Kendine şişme yastık getirmiş. Ben de şu çekyat, ne çekyatı be, çantada yatacağım. Oğlum. İyiymiş ha. Böyle bir şey vardı, niye madem bana da getirmedin? İki tane varmış, bir de bir tane getirmiş, kendine getirmiş. Bir tane var lan. İki tane olsa niye halk sana? Halk bunu duyuyor Ahmet. Niye senin yerin daha geniş, bir de benim daha büyük olmama rağmen? Ya bırak hadi. Burada da daş var birader, ne olacak? İyi misin? İyiyim valla. Sesler duydum az önce. Galiba çakaldı. Ahmet'e söyledim. Duymadı bile, uyanıyor. Yani o seslerden anladığım kadarıyla çakal galiba. Yani kurt böyle ses çıkarmaz. Saat 3'e falan geldi. Sesleri duyduğumdan beri vallahi uykum kaçtı açıkçası ben. Normalde de uykusu çok hafif biriyim. Yani bir saat kadar oldu sesleri duydum, uyandım. Galiba sabaha kadar uyuyamayacağım. Ahmet baya uyuyor yani, hiçbir şey duymadı. Çözdü onun da hafifti ama. Günaydın. Uyanmanın vakti geldi diye düşündüm çünkü ya gece bu kadar soğuk değildi ama sabah baya soğuk. Temaverin altını yakacağım. İşte yavaştan su ısına koşsun ki çay falan yaparız. Kahvaltı yapacağız çünkü birazdan. Gece güzeldi aslında. Uyudum. Bir ara uyandım. Çakal sesleri gibi bir şeyler oldu. Geldi. İşte ondan sonra 1,5 saat kadar uyuyamadım. Çünkü uykum bölündü. Belki de tırstım bilmiyorum. Uyudum yani yavaş yavaş. Uyumuşum. Şimdi de saat 6:35 geçiyor. Hem soğuğun da etkisi var galiba uyanmamda. Yoksa biraz daha uyurdum. Uyandın mı prenses? Uyandı. Tahmin etmiyordum bu kadar erken. Niye uyandın? Soğuktan mı? Kafayı yedi manyak. Oğlum sen nasıl duymadın gece çakal seslerini ya? Niye çakal oğlum ya? Lavuk bir de diyor ki benim uykum çok hafif. Aynen kardeşim, ayı geldi dibimize. Bayağı hafifmiş. Sadece sesleri duymasa neyse. Ben diyorum ki uyandırıyorum. Ahmet diyorum, duyuyor musun sesleri diyorum. Ne diyor? Benim şey yaptığımı bile duymuyor. Lavuk. Burası da işte aslında bizim kaldığımız yer. Bu yoldan böyle gidiyorsun. Böyle gidip şuradan bir yol daha var dağın arkasından. Oradan dağı atlatıyorsun. Sonra aşağı inip dağ gibi bir şey daha var. Oradan yukarı çık, köye gidiyorsun bizim. Annemlerin köyü oluyor orası. Mekan böyle. Şimdi güneş de arkadan doğuyor. Tabii bulut var da. Bulut olması daha güzel bir görüntü olur ama şu anda da güzel bir görüntü var. Hava da ısınmaya başladı yani. Şimdi çıktığımda soğuktu ama şu an biraz daha iyi gibi. Ya da hareket ettiğim için, vücut smartlığı için öyle hissediyorum. Oğlum çok çabuk ısındı, kaynıyor. Bir şey oluyor lan. Ocağın altını kız. Bana su var. Bulamadım. Şu
Şimdi şey yapacağım, menemen gibi yani bir şey yapacağım. Aslında ya domatesi böyle bir kestim. Dünkü et koyduğumuz tavan içine, bence o etin yağıyla falan güzel olur. Domatesleri biraz da su kattım. Böyle sanki salça yapar gibi kendini salacak iyice. Suyunu çekince karıştıracağım. İşte içine tuz, birkaç da baharat katarım. Sonra da yumurta kırarım. Güzel olur diye tahmin ediyorum. Aslında bunun içine soğan da katılabilir ama Ahmet sevmediği için katmadık. Bu da kahvaltımız yani. Şimdi yanına da çay yapıyoruz. Yanına birkaç böyle kurabiye, murabiye dünkülerden. Peynir, zeytin getirmeyelim dedik açıkçası. Şimdi taşımak istemedik. Şimdi şeyi yapıyorum. Menemen. Böyle şey gibi oldu. Adana sokak lezzetleri, hani pisliğin içinde yaparlar ya, ya da Hindistan lezzetleri gibi. Ama doğal şartlar bu, yapacak bir şey yok. Şimdi görünüş öyle aslında, temiz ama. Ahmet de en iyi yaptığı şey, dünden beri bir çay demledi, bir de şöyle elleri cebinde. Ben bir şey oldum, müdahale etmek için buraya. Ha tamam. Bak yanıyor bak. Arkadaşlar, Ahmet tutturdu saçlarımı yıkayacağım diye. Çayla saçlarını yıkamış. Hey Allah'ım ya. Hayır oğlum, ne çayı ya, şampuanla yıkayım. Ya bırak, ne şampuan. Sanki burada doğada böyle her şeyimiz tam. Bir o eksik gibi saçlarımı yıkayacağım diye tutturdu, saçlarını yıkamış. Harbi çayla mı yıkadın? Nerede şampuan? Attım. Göster. Çöpünü mü attın oralara? Bu daha kötü. Salak. Artık dönüyoruz. Ufaktan kahvaltımızı yaptık, çayımızı falan içtik, böyle keyif meyif biraz takıldık. Öğlen vaktine doğru yaklaşıyor saat. Şimdi toplanacağız. Önce çadır. Sonra da bu işte masa falan. Ufaktan... Niye? Gel ya, buraya gel, bir gel. Gel ya, gel. Bak, hurma şekeri vereceğim, gel. Hadi gel. Ben şeker vereceğim. Şuna giyinmiş. Ne bu? Evet. Neyse, biz bir toplayalım şunları, ondan sonra gideceğiz artık köye geri. Ya orada... Ahmet çöpleri topladı, Ahmet onu bunu topladı. Çöpleri dedi de şey... Dankek şey poşeti falan, iki dankek poşeti çöp değil mi birader? Çadır, vallahi bu çadırlar gerçekten çok iyiymiş. Böyle kurması, toplaması çok basit. Biraz yaklaşık bir 6-7 dakika şeye uğraştım. Basit diye ben sana bıraktım. He. Düğümünü ben bayağı böyle değişik bir düğüm atmışım. Sanki gemici düğümü gibi. Onu çözmesine uğraştım. Sıkışmış bir de böyle gerdirince. Sadece zorlayan ne oldu yani, ama çadır gerçekten 10 numara yani. Gideceksin, yere koyacaksın. Çekeceksin, çadır hazır yani, o kadar. Hmm. Basit. Çadırı topladık, eşyalarımız kaldı 2-3. Sağa solu temizleyeceğiz, çöplerimizi toplayacağız. Topladım. Yumurta kabukları orada, hadi bak. Yumurta kabuğu doğal. Toplanmışız ya, biz şimdi yola çıkıyoruz. Oradan köye, köyde de videoyu bitiririm zaten.